Burada üstü kapalı olarak bize söylediği şey şu: Ahmak olun. Ahmak olun. Hiçbir şey sorgulamayın. Her şeye körü körüne teslim olun. Çünkü cennet ehlinin çoğu ahmaklardır. Sonra dönüyor illet olarak da şunu söylüyor: Aynı cildin 184. sayfasından okuyorum. Bir insanın çok sevdiği biri olsa, Allah için şu benzetmeye bakın ve bundan tiksinmek için Müslüman olmaya gerek var mıdır? Bir insanın çok sevdiği birisi olsa, şöyle diyeyim, mesela 18 yaşında bir delikanlının 15 yaşında nikahlı ailesi olsa, askere gitse, askerliğini bitirip evine dönecekken ona deseler ki, sana altından bir karyola, yünden yatak, kuş tüyünden yastık yapalım, gitme, burada kal, deseler. Bu adam kalır mı diyor? Yani ona bunu sor. Hayır. O sevdiğine, o e, hanımına olan sevgisinden, e, özleminden dolayı kalmaz diyor buna. Kalmaz. İlla nikahlısının yanına dönmek ister. Ancak o sevdiğinin yanına gelince sevinir. Bu delikanlı İstanbul'dan Ankara'ya yaya gelse sevdiğine kavuşunca bütün yorgunluğu gider. Bunların ikisi de kan tulumu. Böyleyken karşılaştıklarında yorgunluklarını unuturlar. Bakın buraya çok dikkat edin. İkisi de kandan, etten, kemikten kan tulumu ama kavuştuklarında, buluştuklarında bütün o yorgunluklarını unuturlar diyor. Bir beşer kendisi gibi beşer olan sevdiğine kavuşunca bütün yorgunluğunu unutursa ya nurun ala nur olan Mevla'nın cemalini görür gibi olan insan ibadetten yorulur mu? Bak kendi kendisi de verdiği misalin çok çirkin olduğunun farkında. Bu mevzu bu mis misalsiz anlaşılmazdı. Bu misali size hocasınız diye söylüyorum. Yani karşısındaki insanlar, hocalar bu misali anlayacaklarını ümit ediyor ve onlara onlara söylüyor. Hoca olmayan der ki, hocaya bak nelerden bahsediyor. Halbuki hoca onun elediği eleğini astı, ayağını e, ayağını kabre e, kabre bastı demiş. Bir insanın ibadet ederken Allah'ı Celle Celaluhu görüp bu nasıl olacaksa artık Allah'ı Celle Celaluhu görüp yani Musa peygamber Allah'a diyor ki erini enzur ilek. Bana müsaade Et, e, izin ver seni göreyim ya Rabbi diyor. Ama Allah azze ve celle ona diyor ki: "Kahlelen tarani. Sen beni göremezsin." diyor Allah. Peygamber bile bunu yapamıyor. Ama bunlar nasıl oluyorsa Allah'ın cemalini seyredebiliyorlar. Peki bunu neye benzetiyor? Yavuklusuna özlem duyan bir adamın yavuklusuyla beraber olduğunda bütün yorgunluğunun gitmesine benzetiyor. Ondan sonra insanlar müşebbihe oluyorlar, mücessime oluyorlar ve sizse Allah'a karşı edep takından tasavvuf ehli oluyorsunuz öyle mi? Aynı ciltten bir teşbih örneği daha vermek istiyorum. 315. sayfa. O mürşidin elini tut ki onun eli Allah'ın elidir. Ey canım kardeşim anla. Mürşidin eli Allah'ın eli mesabesindedir. Yahu biz Allah'ın kendine nispet ettiği sıfatı kabul ettiğimizde neler yapıyorsunuz? Adam mürşidin elinin Allah'ın eli olduğunu söylüyor. Mürşidin elinin Allah'ın eli olduğunu söylüyor. E şimdi soruyorum. Bir adam elini tuttuğu mürşidin elinin Allah'ın eli olduğuna inanırsa bu adamın ona muhalefet etmesi, onda gördüğü İslam'a aykırı bir şeye karşı çıkması mümkün olabilir mi? Hayır. Allah'a kulluk ve kölelik neyse şeyhe de aynı şekilde kul ve köle olur ki zaten bu tarikatların yapmak istediği şey de tam olarak tam olarak budur. Aynı kitabın 8. cildi 107. sayfasından okuyorum. Diyor ki itikat imamımız olan İmam Maturidi Hazretleri diyor ki bu zamanın hafızlarından birisi Kur'an okusa onu dinleyen de ahsente güzel okudun dese hanımı ondan talak-ı bain ile boş olur. Tecdidi iman ve nikah lazım gelir. Çünkü o kimse Kur'an'a değil taganniye güzel demiştir. Yani mesela diyelim ki şimdi biri çok güzel Kur'an okuyor. Siz de ona diyorsunuz ki çok güzel okudun kafir oluyorsunuz. Evliyseniz karınız sizden boş oluyor. tecdidi iman ve tecdidi nikah gelir yeniden İslam'a gireceksiniz ve yeniden bir nikah kıyacaksınız. Ya sizden ala tekfirci mi var? Sizden ala tekfirci mi var? Allah için. Allah'ın şirk dediği şeylere kırk dereden su getirip izin veriyorsunuz. Böyle saçma, böyle anlamsız, böyle ne dine ne akla hiçbir şeye uymayan şeylerle insanların kafir olacağını ve kafir olacağını söylüyorsunuz. Bu akıl, bu zihniyet mi ümmete inkişafa neden olacak? Aynı cildin 369. sayfasından okuyorum. Cennet ehlinin çoğu ahmaklardır. Cennet ehlinin çoğu ahmaklardır. Neden? Çünkü derdi cennettir. Derdi cennettir cennet olan ahmak olursa ya derdi dünya olan ne olur? Mesela Allah Resulü'nün derdi cennetti. Aynı şeyi Allah Resulü için söyleyebilecek misiniz? Ebu Bekir'in derdi cennetti. Aynısını Ebu Bekir radıyallahu anh için söyleyebilecek misiniz? Büyük imamların derdi cennetti. Aynısını onlar için söyleyebilecek misiniz? Asıldan, usulden kopuk, sırf insanları etkileyebilmek için söz söylüyorsunuz ve söylemiş olduğunuz sözün ne anlama geldiğini dahi idrak, idrak edemiyorsunuz. Aslında burada ne diyor size biliyor musunuz? Burada üstü kapalı olarak bize söylediği şey şu, ahmak olun. Ahmak olun, hiçbir şey sorgulamayın, her şeye körü körüne teslim olun. Çünkü cennet ehlinin çoğu ahmaklardır. Sonra dönüyor illet olarak da şunu söylüyor. Çünkü derdi cennet olan ahmak olursa derdi dünya olan ne olur diyor. Ahmakın ahmakı olur. Öyleyse derdimiz sadece Allah olsun. Derslere iyi çalışalım. Sünnet-i seniyyeye sarılalım. Bu mudur sünnet-i seniye? Allah Resulü'nün bize getirdiği, bizi akla davet ettiği, bizi Kur'an'ın inşa ettiği akılla olayları değerlendirmeye, olayları görmeye davet etmiş olduğu sünnet bu mudur?